Evet, değerli arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanlarım benim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu güzel pazar gününden hepinize mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlarım. Allah hepinizin evine bolluk, bereket yağdırsın, mutluluk, huzur yağdırsın, güzel geçimler versin arkadaşlarım. Çocuklarınız sizlere bağışlasın. Ben de bugün sabah kalktım. Ali Teke hocamızın ilahilerini dinledim. Onun yayına destek oldum arkadaşlarım. Ona da bol bol başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Rabbim ne gönlündeki dilekler varsa hem sizlerin hem bizlerin hem de onun eline versin inşallah arkadaşlarım. İşte onun canlı yayına katıldım. Bir yandan çayımı hazırladım arkadaşlarım. Kahvaltımı hazırladım. İşte Allah ne verdiyse çocuklarımla yedik hep beraber işte. Anca biraz ortalığı toparladım arkadaşlarım. Şimdi makineyi, çamaşırlarımı attım. Bulaşıklarımı toparladım. Şimdi evi süpüreceğim, ilerleyeceğim ama ondan önce sizlere merhaba demek istediğim, pazarınızı mübarek deyin istedim arkadaşlarım. Hepinize güzel pazarlı olsun inşallah arkadaşlarım. Bugün burada hava ılık arkadaşlar. Sokağa çıkma yasağı da var ama çocuklar yine laf mı anlıyor? Evin önlerinde oynaşıp duruyorlar işte. Yani küçük çocuk olanlar tabii zapt etmek zor arkadaşlarım. O yüzden bugün bir de pazar günü. Ben aşağı yukarı haftada 1-2 gün cildime maske yaparım arkadaşlarım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bugün de öyle bir video hazırlamak istedim. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Komşularım, hepinizden Allah razı olsun. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yolunu, kanalınızın yolunu açık etsin arkadaşlarım. İnşallah istediğiniz her türlü hedefe ulaşırsınız canlarım benim. Ben arkadaşlar normalde işte bu 3 bir arada maskelerden kullanırım. Daha sonra siyah maske çıkmış arkadaşlar, böyle hazır bilirsiniz, onlardan aldım. Bir de arada böyle normal organik doğal bir maske yaparım arkadaşlarım. Bir tane aspirine bunu ezerim arkadaşlar. İçerisine 2 çay kaşığı süt. Süt yoksa ılık su da olabilir arkadaşlarım. Onunla aspirini eriterek içerisine hemen yarım çay kaşığı veya bir çay kaşığı bal koyabilirsiniz arkadaşlarım. Bunu hepsini karıştırdıktan sonra cildinize uygulayın. Yalnız cildinize maskeyi uygulamadan önce arkadaşlarım, toniğiniz varsa ya da gül suyunuz varsa cildinizi onunla bir temizleyin. Hiçbiri yoksa normal sabun şey var ya, sıvı şey sabunlar arkadaşlarım. Şampuanla da olabilir. Ya da cilt temizleme, yüz yıkama şeyiniz varsa onu yüzünüzü yıkayıp kurutladıktan sonra maskeyi uygulayabilirsiniz arkadaşlarım. O zaman daha etkili oluyor. Cilt temizleniyor, gözenekler açılıyor. Cilde daha iyi o zaman maskenin etkisi oluyor arkadaşlar. Cildi toparlıyor, cildi gençleştiriyor. Cilt yüzeyindeki sivilceleri, izler, leke tarzı neler varsa onları hafifletiyor arkadaşlar. Tabii tam birebir geçirmiyor ama o cildin şeyini, canlılığını yerine getiriyor arkadaşlar. Bir hafta boyunca bu maskeyi yaptığınızda cildiniz o yorgun, sönük, donuk şeyinden cilt arınıyor arkadaşlarım. Şimdi bu aspirinin arkadaşlarım en çok sivilceli ciltler için ve hafif böyle lekeli ciltler için çok faydası var arkadaşlarım. Aspirine ciltteki sivilce lekelere falan faydası oluyor arkadaşlarım. Balın yüzü parlak ve cildi güzel görünmesine şey yapıyor arkadaşlarım, sağlıyor. İşte böyle arkadaşlarım. Daha sonra süt de ciltteki cildin elastiyetini kazandırıyor arkadaşlarım. Cilde güzel bir görünüm veriyor. Parlaklık veriyor balda arkadaşlar. Bunun üçü cilde çok büyük, müthiş bir etkisi oluyor arkadaşlarım. O yüzden size de tavsiye ederim yapmanızı. Haftada bir veya iki gün uyguladığınızda gerçekten arkadaşlarım mucizesini göreceksiniz. Yani cilde beyazlık katıyor. Ciltteki o sivilceleri söndürüyor. Siyah noktalarınıza etkisi oluyor. Süt de cildin elastiyetini kazandırıyor arkadaşlar. Cildin böyle hani şey, sert bir şey oluyor ya, onu yumuşatıyor arkadaşlarım. Ciltte pürüzsüz bir şey yapıyor. Mesela pirinç maskesi de aynı şekilde arkadaşlarım. O da cilde elastiyet kazandırıyor arkadaşlar. Bal da cildimize parlaklık ve enerji veriyor. Şimdi biz bunun üçünü bir seferde cildimize uyguladığımızda bunları elde edeceğiz arkadaşlarım. Ben şimdi bu maskemi yapacağım. Yaptıktan sonra cildime uygulayacağım arkadaşlarım. Size de anlatmak, paylaşmak istedim. Sizlere de gerçekten tavsiye ediyorum canlarım benim. Yapmanızı isterim. Evet, şimdi bu maskemizi, aspirinimizi çıkartacağım.
çıkarıyorum arkadaşlarım. Size de hem paylaşmak, anlatmak istedim arkadaşlarım. Zaten maskemi haftada ben maske yapmayı arkadaşlar haftada en aşağı cildinize bir iki kere uygulayın arkadaşlar maske. Bir de bunun çok bir şeyi de yok arkadaşlar. Mesela masrafı. Bakın aspirin arkadaşlarım erimeye başladı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Süt olduğunda daha iyi olur arkadaşlar. Ben size sütle kullanmanızı tavsiye ederim. Ama tabii bende süt kalmamış. Ben o yüzden şimdi hemen bir çay kaşığı su koydum. Erittim arkadaşlarım. Bakın erimeye başladı bile hemen. Ne olacak? Aspirin zaten normalde söğüt ağacından yapılıyor arkadaşlar. Evet canlarım benim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Allah hepinizin evine bolluk bereket yağdırsın arkadaşlarım. Ramazan ayımızda az kaldı. Son bir haftaya geri sayıma başladık arkadaşlarım. O yüzden inşallah Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Tutalım canlarım benim. Teymur komşum sana çok teşekkür ederim. Beni sayfandan paylaştığın için, destek olduğun için. İnşallah senin sayende biraz daha büyürüm. Komşularım çoğalır. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Ve bütün komşularımdan Allah razı olsun. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum canlarım benim. Vallahi sizleri çok seviyorum. İyi ki sizleri tanıdım arkadaşlarım. Evet şöyle hemen bundan değil de dur şuradaki şeyi alayım. Arkadaşlarım. İster bir çay kaşığı koyun arkadaşlarım. İster yarım çay kaşığı da bal katın içerisine canlarım benim. Evet balımızı da koyduktan sonra maskemizi yapıyoruz arkadaşlarım şu an. Vallahi Teymur arkadaşım komşum canım benim çok teşekkür ederim. Senin sayfanda kendimi izlemek bana ayrı bir mutluluk verdi. Çok teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık diyorum. Yolun açık olsun inşallah. Allah gönlünüzdeki dilekleri ellerinize versin komşularım, canlarım. Hepimiz emek sarf ediyoruz. Herkes emeğinin karşılığını alsın. İnşallah hepinizin yolu açık olsun canlarım benim. Evet şöyle göstereyim. Maske şu an hazır durumda. Bunu cildime uygulayacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım aspirin hani böyle şey olduğundan hani söğüt ağacından yapıldığı için aspirin ana maddesi, ham maddesi söğüt ağacından, söğütün normal o şeylerinden, tozlarından yapılıyor arkadaşlarım. Ve aspirin birebir erimiyor arkadaşlarım. Bakın şu tüpür tüpür fark ediyor musun? Ve bu da cildinize piknik maskesi uyguluyor aslında. Bir nevi piknik yapıyor arkadaşlarım. Evet. Yani bunu... Bu maskenin şeyi çok faydalı arkadaşlarım. Bir de aspirin mesela normalde insan kendi vücudunda da yuttuğunda vücudundaki titremeyi, kalp atışındaki hızlı basıncı ve kan dolaşımını çok güzel dengeliyor ve hızlandırıyor arkadaşlarım. Yani o yüzden aspirin arada yutun arkadaşlar. Faydası çok fazla aspirinin. Ama tabii şeker hastaları bunu yutmamalı aspirini. Şeker hastalar için aspirin çok zararlı ve hemen ölümüne neden olabilir Allah korusun arkadaşlarım. O yüzden böyle genç ve dinç, kendini sağlıklı hisseden arkadaşlarım içebilirler. En azından kalp krizi mesela geçirme riski olanlar da arkadaşlarım. Aspirin buna birebir engeldir yani. Tabii Allah'ın verdiği can Allah'a alacak arkadaşlarım. Biz ne kadar yaşayacağız bilmiyoruz ama tabii ki sağlığımıza da dikkat edeceğiz canlarım benim. Şimdi maskem oldu arkadaşlarım. Evet. Görüyorsunuz değil mi maskemi? Şimdi bu güzel bir şekilde cildime süreceğim. Cildime enerji verecek. Cildimdeki ufak tefek pürüzleri ortadan kaldıracak. Sivilceli varsa sivilceli arkadaşlarıma da çok tavsiye ediyorum. Özellikle ergen döneminde olan arkadaşlarım çocuklarınızda yapın. Çok faydası oluyor arkadaşlarım gerçekten. Tabii cilt doktoruna da gidecekler ama bunu da evde bir iki kere haftada yaptığınızda çok müthiş bir faydasını göreceksiniz arkadaşlarım. O cildin mesela şey kimisi de iltihap yapıyor mesela arkadaşlar sivilcelerde. O iltihaplara, o kırmızı kırmızı duran şeylere, o acımalara, o yanmalara çok etkili arkadaşlar bu. Bu maskemiz birebir deneyebilirsiniz canlarım benim. Evet bugün de böyle bir video çekmek istedim size arkadaşlar. Dün kahvaltı hazırlarken hem sohbet ettik. Hem yumurtalarımı haşladım hem çayımı demledim arkadaşlarım. Bugün de size böyle bir hem kendim açımdan düşündüm maske yapayım bugün. Hadi pazar bugün haftanın son günü. Evet bir şöyle dedik bakıma girelim arkadaşlarım. Sizlere de tavsiye ediyorum hanımlar özellikle sizde güzelliğinize bakımınıza önem verin canlarım benim. Hepiniz birbirinizden çok güzelsiniz.
Evet, sağlığımıza dikkat edelim biz hanımlar. Hanımlar, özellikle insan hayatında üzüntüler insanı yıpratıyor. O yüzden fazla bir şeyler kafaya takmadan yolumuza bakalım. Kendimize dikkat edelim. Yıpratmadan canlarım benim. Evet. Çünkü neden? Biz anneyiz. Çocuklarımız var. Kendi sağlığımızı düşünerek hareket edeceğiz. Sonra çocuklarımızı düşüneceğiz. Eşlerimizi düşüneceğiz. Değil mi arkadaşlarım? Evet canlarım benim. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Hepinizin kanalının yolu açık olsun. Su gibi açık olsun arkadaşlarım. Efsaneler dünyasından öğrendim bunu da, bu cümleyi de. Efsaneler dünyası. Size de başarılarınızın çok çok devamını diliyorum. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı da bütün komşularıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yolu, şansı, bahtı açık olsun. Allah hepinizin ne muradı varsa versin canlarım benim. Bu pandemi sürecinde de Allah herkesin yolunu, şansını, bahtını açık etsin arkadaşlarım. Vallahi bugün biz turuncuyduk. Kırmızıya dönülmüşüz arkadaşlarım. 2 gün artık, hafta sonları sokağa çıkma yasağı zorluk. Zaten Ramazan da geliyor artık. İşte işe gidenler gidecek arkadaşlar. Gitmeyenler yine, okul zaten yok. Okula gidemiyor çocuklarımız. Vallahi işte öğretmenlerimizden de Allah razı olsun. Ellerinden geldiği kadar WhatsApp'ta yazışıyoruz. İşte şu olsun bu olsun ödev atıyorlar. Ellerinden geldiği kadar çocuklarımıza destek yardımcı oluyorlar. Allah onların da yardımcısı olsun, öğretmenlerimize hepsine. Bu da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Öğretmenlerimiz çok değerli. Onlar olsun ki evlatlarımız da büyüsün, okusun, yetişsinler. Onlar gibi hayırlı birer birey olsunlar. Eğitimci, öğretimci olsunlar inşallah arkadaşlarım benim. İşte böyle canlarım benim. Bugün de böyle bir sizinle hoş sohbet etmek istedim. Bir maskemi yaptım. Sizleri bir selamlamak istedim bu pazar gününde. Sokağa çıkamıyoruz. Bari sizlerle sohbetimi, muhabbetimi edeyim de en azından birazcık böyle streslerimiz gitsin arkadaşlarım. Sizlere ulaşayım bari bu kanalım aracılığıyla. İnşallah büyük kitlelere de ulaşırız arkadaşlarım. Ben çok inanıyorum hepinizin başarılı olacağına. Belki ben başarısız olurum ama sizlerin başarılı olacağına. Hepiniz çünkü videoları, başarıları hepsi birbirinden harika ve güzel. Hepsini izliyorum arkadaşlarım. Hepinize elimden geldiği kadar desteklerimi yapıyorum. Eğer unuttuğum varsa arkadaşlarım arada yazın mesajlara da, abla bizi unuttun ya da komşum bizi unuttun gibisinden. Hepinizin bildirimleri aşağı yukarı açık ama ya insanız sonuçta, unuttuklarımız da olabilir tabii ki canlarım benim. O yüzden hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum canlarım benim. Kusurlarımız olduysa affola. Hepinizin önce Allah'ın, sonra sizden affına sığınırım Rabbim. Hepinizin günahlarını da affeylesin canım, canlarım benim. Evet, maskem baya baya. Aspirini arkadaşlar ne kadar şey yaparsanız asla erimez yani. O pıhtı böyle tüpür tüpür. Peeling görevi görecek ya. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlarım. Arkadaşlar işte süt olduğunda daha da iyi, faydalı. Çünkü süt cilde elastik kazandırıyor arkadaşlar. Ben de kalmamış. Ben de aspirin artık ılık suyla erittim arkadaşlarım. Şimdi bunu güzelce cildime uygulayacağım. Cildime uyguladıktan sonra bir 15-20 dakika bekleteceğim arkadaşlarım. Daha sonra yıkayacağım. Cildiniz önce ılık suyla, daha sonra da soğuk suyla yıkayın arkadaşlarım. Soğuk suyla cildinizi yıkadıktan sonra cildinizi böyle yukarı doğru çekin. Cildiniz böyle havasını yukarıdan alsın ve gitsin. Cildiniz böyle aşağı doğru yok da saklık bir konuma getirmeyin arkadaşlarım. Özellikle bayanlar, sizlere söylüyorum. Cildinizi ne kadar böyle suyunu yana doğru kaydırır da havasını buradan böyle aldırırsanız arkadaşlarım, cildiniz daha böyle toplu, daha böyle dinç ve diri durur arkadaşlarım. Cilt sağlığımız önemli yani arkadaşlar. Gerçekten benim cildimde de doğumda bayağı bir lekeler falan oluşmuştu ama sonra yavaş yavaş gitti. Gene de tabii ufak tefek kalıyor biz bayanlarda. Yani sonuçta bayanların da bu şeyleri oluyor olmuyor değil. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Vallahi bak ben elimden gelse var ya. Yani çok bir şey yapacağız ama illa oluyor işte, bayanız sonuçta. Yani bayanların cildi biraz daha erkeklere göre hassas arkadaşlar. Bir de bazı ciltler daha hassas. Kimi insanların şey oluyor mesela, cildi normal bir şey oluyor. Kiminin daha böyle bebeksi olduğu için daha böyle hassas oluyor. Ve her şeyden, güneşten etkileniyor, bir sivilce çıkıyor, hemen yara oluşturuyor. O yüzden elimizden geldiği kadar arkadaşlarım cildimize uygun şeyler kullanalım canlarım benim. Mesela yağlı ciltler için olanlardan, karma ciltler için olanlardan, o tarz şeylere dikkat edersek cildimize en uygun olanı daha iyi verim alırız. Bir de böyle organik ve doğal maskeler yaparsak arkadaşlarım daha iyi olacak.
canlarım benim. Tabii sizler de daha iyisini bilirsiniz. Hepiniz çok güzel bayanlarsınız. Ben hepinizin kendinize çok dikkat ettiğine ve bakımlı olduğuna inanıyorum arkadaşlarım. O yüzden bugün de işte böyle bir video paylaştım sizinle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum canlarım. Hepinizi sevgi, saygıyla kucaklıyorum. İnşallah hepinizin yolu şansı bahtı açık olsun canlarım benim. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere başka videolarımda. Emel'in günlüğünde kalın arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Like'larımızı atalım arkadaşlarım ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizi selamlıyorum.